diyafragmadan bahsedeceğiz arkadaşlar. Diyafragma bildiğiniz gibi karın boşluğuyla göğüs boşluğunu birbirinden ayıran muskulo-aponevrotik bir yapıdır. Yani hem kas yapısı hem de aponevrotik bağ dokusundan oluşmakta. Biz diyafragmayı 4 kısımda inceliyoruz. Şöyle baktığımızda sternumun hemen arka kısmından bir iki lif şeklinde başlayan kısmına pars sternalis, son 6 kaburgadan başlayan kısmı pars costalis ve arkada, bakın şurada daha güzel gözüküyor, crus dextrum, crus sinistrum ve ligamentum arcuatum mediale lateraleden başlayan şu bölümüne ise pars lumbalis adını veriyoruz. Ve ortada arkadaşlar bu kas tabakası aponevrotik bir hale geliyor ve bu kısma da centrum tendineum adını veriyoruz. Bakın centrum tendineum'da şu gördüğümüz kısım perikardiyum aslında. Yani perikardiyum fibrozumun diyafragmayla birleştiğini söylemiştik dolaşım komitesinde. Şimdi bu bölümlere şu maketten bakalım. Bakın şurada şu makette diyafragmaya alttan bakıyorsunuz. Şu akciğerleri şöyle çıkartıyorum. Elimi çıkartayım. Bakın şu bölüm, diyafragmanın şu bölümü pars sternalis, en küçük bölümü. Şu bölümü bakın pars costalis, kostalardan başlayan bölümü. Şurası ise pars lumbalis dedik. Pars lumbalis de arkadaşlar bakın şu crus dextrum. Crus dextrum ilk üç bel omurunun korpusundan, gövdelerinden tutunarak başlayan kas lifleridir. Crus sinistrum ise ilk iki bel omurundan başlayan kas lifleridir. Bakın crus dextrum daha geniş ve bakın hiatus özefagus'u saran lifler crus dextrum'a ait olduğunu görüyorsunuz. Burada crus dextrum'la crus sinistrum'un medyale bakan yüzlerinde arkadaşlar bakın bir geçit oluşuyor. Buraya hiatus aorticus adını veriyoruz. Ve şu ligamente ise bakın şurada bu açıklığı çevreleyen ligamente ise ligamentum arcuatum medianum adını veriyoruz. Bu nerede? Hani bu ligamentum arcuatum medianumla birinci lumbal omur arasından geçen yapılarda biliyorsunuz aort, vena azygos ve ductus thoracicus geçtiğini söylemiştik. Bakın şurada şu gördüğümüz ligament, ligamentum arcuatum mediale, medianum, mediale, şu da arkadaşlar ligamentum arcuatum lateraledir. Burada bakın bu pars lumbalis'ten de kas lifleri yükseliyor ve ortada centrum tendineum'la birleşiyor. Diyafragmanın bakın konveks olan yüzü göğüs boşluğuna bakıyor. Bu kas lifleri kasıldığında arkadaşlar bu kubbe düzleşerek göğüs boşluğunun hacmi artıyor. Hacim artıp basınç azalınca da akciğerlere hava doluyor. Diyafragmada arkadaşlar zayıf olarak nitelendireceğimiz sahalar bulunuyor. Bunlardan ilki bu pars sternalis ile pars costalis arasında bulunacak olan saha. Ve şurada, şurayı söyleyebiliriz aşağı yukarı. Buraya trigonum sternocostale adını veriyoruz. Buradan da arkadaşlar hani arteria thoracica interna'nın bir dalı vardı. Arteria epigastrica superior. Buradan geçer. Yine diğer bir zayıf sahamız ise arkadaşlar bakın pars costalis ile pars lumbalis arasında bakın şurada hafif bir üçgenimsi saha var. Buraya da trigonum lumbocostale adını veriyoruz. Burada arkadaşlar karın boşluğunda ne bulunacak? Böbrekler bulunacak ve böbrekler doğrudan bu zayıf sahadan pleurayla komşuluk edecek arkadaşlar. Bu zayıf sahada bakın sağlı sollu bulunuyor. Şimdi diyafragmada arkadaşlar 3 büyük geçit bulunuyor. Bakın yukarıdan aşağıya doğru bakalım. En üst seviyede bulunan geçitimiz arkadaşlar foramen vena cava. Vena cava inferior geçiyor ve bununla birlikte sağ nervus phrenicus geçer arkadaşlar.
Bu hangi seviyede? T8 ve T9 omurlar arasındaki diskus intervertebralis hizasına denk gelir arkadaşlar. Bir diğer geçitimiz, bakın, özefagusun geçtiği hiatus özefagusu görüyoruz. Burası T10 omur hizasında arkadaşlar. 10. torakal omur hizasında. Özefagusla birlikte bakın üzerinde görüyorsunuz. Sağ sol nervus vagusun geçtiğini söyleyebiliriz. Yine burada arkadaşlar arteria gastrica sinistra'nın özefagiyal dalları da karın boşluğundan göğüs boşluğuna geçerek özefagusun alt kısımlarını besleyen dallar verir. Son açıklığımız ise arkadaşlar, burada net göremiyoruz. En arkada ve en alt seviyede bulunanı hiatus aorticus. Biliyorsunuz bu geçiti crus dextrum ve crus sinistrum oluşturmuştu. Bakın şurası aort. Bununla birlikte vena azygos ve ductus thoracicus'un da geçtiğini söylemiştik. Burası da torakal 12 hizasına denk geliyor arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar mediastinumdan bahsedeceğiz. Mediastinumu, mediastinum superius ve inferius olmak üzere nasıl ayırıyorduk ona bakalım. Bakın şurada manubrium sterni görüyorsunuz, corpus sterni görüyorsunuz. İkisi arasında oluşan açıya ne demiştik? Angulus sterni. Bu angulus sterni'den arkadaşlar T4 omuruna çizilen hayali hatla, bakın şöyle düşünelim. T4 omuruna çizilen hayali hattın üzerinde kalan kısma biz mediastinum superius adını veriyoruz. Altında kalan alana ise mediastinum inferius adını veriyoruz. Buradaki yapıları görüyorsunuz. Bakın iki akciğer arasındaki boşluk mediastinumdu. Mediastinum inferius da arkadaşlar önden arkaya doğru yine 3 kısımda inceliyoruz. Bakın şunu takarsak bu sternum ve kostalarla bu kalp arasında kalan boşluğa, şu çok bir dar bir aralık var arkadaşlar. Buraya mediastinum anterius adını veriyoruz. Bunun gerisinde bakın iki akciğer arasında kalan en büyük mediastinum, mediastinum medius'tur ve içerisinde kalbin bulunduğu mediastinumdur. Daha sonra şurada kalbin de arkasında arkadaşlar bakın şu gördüğümüz kısım ise mediastinum posterius olarak adlandırılır. Yine burada da aort, özefagus, yine ductus thoracicus bulunuyor bu kısımda.